Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi akşamlar. Tekrar dün düzenlediği webinarlardan birisindeyiz. Bir aksilik yoktur umarım. Saniye bakayım. Sesini. Tek aksiliğimiz kamera bağlantımız yok. Geçen seferde böyle bir şey olmuştu ama bu şekilde idare edeceğiz şimdi. O kadar da problem değil. Şimdi bugünkü konumuz bugün Facebook grubundan konularımızın içeriğini yazamadık ama iki ana konumuz olacak. Birincisi piyasa bir gün yukarıya bir gün aşağıya her iki seferinde de yani her iki yöne de agresif hareketlerde bulunuyor. Piyasayı nasıl yorumlamak daha doğru olur? Birinci şeyimiz o. İkincisi ise bu özellikle son günlerde tekrar başladı arkadaşlar. Bana çok fazla mesaj gelmeye başladı. Bu Forex'te sinyal grupları, işte para nasıl kazanılır, nasıl zengin olunur? Bu konuda ne yapmak lazım, kimi izlemek lazım falan gibi bir takım şeyler. Bunlara örnekler vererek de açıklayacağız. O son konumuz olsun. Öncelikle piyasa ile ilgili yorumumuza başlayalım. Şimdi bugün bir enteresan gelişme oldu. İki detay oldu daha doğrusu. Bu detaylardan birisi son dakika haberi sayılabilir. Bir Çin'de vaka artışından, Covid ile ilgili vaka artışından dolayı okullar tekrar tatil edilmiş. Şuraya kadar olan euro dolar grafiğimiz bu. Şuraya kadar olan düşüş onunla ilgili değildi. Son mum düşüşü onunla ilgili 12.70 itibaren olan düşüş. Onun bir panik satışıydı. Bundan önceki düşüşün başka sebepleri var. Bir de Powell konuşuyor. Hala da devam ediyor sanıyorum. Powell'ın konuşmasının içeriğinde de Fed daha önce de söylediği gibi her türlü desteğe vermeye hazır veriyor zaten. İlave destekler gerekirse onu da vermeye hazır. Bu konuda hiçbir tereddüt yok gibi açıklamalarda bulundu. Hatta dün Japonya Merkez Bankası ve bugünkü borsalardaki büyük moral onunla ilgiliydi. Japonya Merkez Bankası yaklaşık 1 trilyon dolara yakın bir ilave destek paketi açıkladı. Aynı zamanda Amerika Merkez Bankası Fed de özel sektörden tahvil alım yapabileceğini hatta yapacağını söyledi. Bu da borsaları ciddi manada yukarıya tetikledi. Asya seansından başladı yükseliş. Şu yükselişten bahsediyorum. Asya seansında yükseliş başladı. Şu biraz önceki düşüş. Bu Çin hikayesiyle ilgili düşüş. Bir de ilave olarak buna benim gördüğüm kadarıyla dediğim gibi hala konuşuyor ve işin seyri değişmiş olabilir ama Powell'ın konuşmalarının içeriğinde bir ayrıntı vardı. Çok önemli bir ayrıntı değil ama işte Çin hikayesiyle beraber birleşince, Çin'den gelen haberle birleşince şu bir önceki saatteki düşüşmeme etkili oldu. Orada da şey diyordu Powell, gerçi verdiklerini alıyor şu anda geride. Halkın beklentisi tam olarak ne diyor? Bakalım bunlar son dakikadan. Piyasanın tedirginliği dinmediği müddetçe işte belirsizliğin önemli bir kısmı salgının seyrinden kaynaklanıyor. Toparlanmaya işaret ediyor falan falan. Şu toplum salgınla ilgili güvende hissetmediği sürece tam bir toparlanma olası değil. Yani hem piyasadaki hem toplum psikolojisi içerisindeki salgınla ilgili tedirginlikten bahsediyor.
bu konuşmanın üzerine hemen peşinden işte şu haber Çin'le ilgili haber. Çin'in başkenti Pekin'de vakaların artması üzerine bütün okullar kapatılacak diyor. Bununla ilgili haberde düşünce bir miktar satış geldi. Bu sadece borsalarda değil, hemen her şeyde satış yedi. Şu son mumdan bahsediyorum. Petrol de bundan nasibini aldı. Ama düşen her enstrümandaki gibi şu küçük satışı, son mumdaki satışı şimdilik geri almaya çalışıyor. Bu çok şey değil. Acaba bu daha önceki webinarlarımızda ve seminerlerde de söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Bu tür agresif hareketlerin yaşandığı, piyasanın büyük bir bozulmaya uğradığı, kimsenin daha önce hayal etmediği ve beklemediği bir ortam yaşandığı için bunun psikolojik stresi ciddi bir süre daha devam edecek. Her fırsatta piyasa bunu hatırlayacaktır demiştik. Bir saat önce de bunun çok küçük bir örneği yaşandı. Küçük bir tedirginlik oldu ama bunu absorbe eder mi? Bir miktar daha düşmeye devam mı eder piyasa? Onun zaman içerisinde göreceğiz. İşte Çin'in özelliği hepimizin bildiği gibi çok ciddi bir nüfusu var. Ondan öte şey salgının başkenti başladığı yer daha doğrusu salgının başladığı yer olduğu için acaba oradan tekrar bir dünyaya tekrar bir yayılma mı olacak korkusu tabii piyasaların üstünde yatırımcının üstünde etkili oluyor. Bu sebepleydi. Bu şu düşüşü yok kabul edersek günün işte saat 5'teki düşüş saat 5'e kadar olan süreç içerisindeki gelişmeler nasıl oldu? Tahmin ediyorum bu düşüş zaten kısa sürede kendini dengeleyecektir. Yani piyasalar düşmeye devam edecekse bile bunun korkusuyla olmayacaktır en azından. Onun için bu düşüşü, son düşüşü ve son küçük paniği yok endişeyi diyelim daha doğrusu. Son endişeyi yok kabul edersek şu birkaç gündür piyasalar neyi fiyatladı onu incelemeye çalışalım. Borsalar bir kere çok moralli olmasını gerektirecek birçok şey var, etken var şimdilik ama birçok etken var. Güçlü ülkelerin tamamı daha önce çok ciddi destek paketleri açıklamış olmalarına rağmen bunun üstüne yani hani zaten şey mevzuyu ucu açık bir rakam manasında FED söyledi ve mevzu orada hani rakam boyutunu orada kapattı. Çünkü ucu açığın ötesinde başka da bir şey söyleyemeyeceği için hani limitsiz bizim için bir limit yok. Buradaki destek ne gerekiyorsa hepsini yapacağız manasında bir açıklama yapmıştı. Ondan sonra FED'den bu doğrultuda başka bir ilave paket falan beklentisi kalmadı dolayısıyla kimsenin ama dünkü açıklamasında Fed'in özel sektörden bono ve tahvil alımına da geçiyoruz şeklinde bir açıklama ekstra bir iyimserlik getirdi ama büyük ülkelerin ya da Avrupa Birliği'nin peşi peşine açıkladığı paket tabii paketler devam eden süreçte de bu paketlerin hep devamı da geliyor. Bu paketler piyasaya moral kazandırıyor. O moralle borsalar adına piyasalar yükselmeye devam etti. Bir müddet bundan euro dolar da nasibini aldı. İşte biraz daha büyük bir grafikte baktığımızda işte 1.07-1.08 civarında uzun bir süre yatay bağlayan ve kararsız görüntü veren euro dolar şu anda hani düşmüş olmasına rağmen bile 1.12 civarında, 1.12.50 civarında, 1.14.50'yi test etti. Yukarıyı kıramadı. Aşağı doğru bir miktar düzeltme yaptı. Yukarı aşağı işte o bölgede gidiyor gidiyor. Şimdi şu Euro dolardaki 1.14.50'yi yukarıya kıramamasının sebebi neydi? Daha önceki verilerde aslında bunun sinyali gelmeye başlamıştı. Her geçen gün verilerde bir miktar daha bu pekişiyor. Sebebi şu, bugün bir örneğini daha gördük. Hatırlarsınız tarım dışı istihdamda Amerika işsizlik verileri çok iyi gelmişti. Beklenenin çok ötesinde gelmişti. Negatif çok ciddi bir rakam beklenirken
küçük bile olsa pozitif bir rakam gelmişti neredeyse. Yani o zaman da şunu söylemiştik. Amerika beklendiği gibi çok hızlı bir şekilde bu salgın kaynaklı üstündeki yaraları hızlı bir şekilde atıyor. En azından diğer ülkelere göre hızlı bir şekilde atıyor. Bu piyasaya önce güven vermişti. O sebeple de piyasa yükseldi. Bu güven hala devam ediyor Amerika açısından. Onda bir sorun yok. Yalnız iş tabii bu sefer ilerleyen günler içerisinde iş şeye döndü. Tabii Amerika bu kadar hızlı toparlıyor. Hani dolar endeksi açısından iş şeye döndü. Piyasa güveni ve borsalar açısından değil de. Amerika bu kadar hızlı toparlıyor. İşte işsizliğini çok hızlı üstünden atıyor. Ekonomik daralma beklendiği kadar büyük gelmiyor. İşte gerekli destekleri yapıyor, söylediklerini yapıyor. Diğer büyük ülkeler, işte diğer büyük ülkelerden kasıt ne? Avrupa Birliği'ndeki özellikle Almanya verileri ya da genelde Avrupa Birliği verileri. Onun dışında da hani Avrupa Birliği'nin dışında diye kabul edersek çıktı mı çıkmadı mı daha ne olduğu da tam belli olmayan İngiltere verileri. Şimdi bugün İngiltere verileri vardı. 400 bin işsizlik hak başvurusu bekleniyordu. Yani işsizliğin 400 bin artması bekleniyordu. Daha kötü 528 bin, 529 bin, yaklaşık 530 binlik, 130 binlik bir kötü sapmayla işsizliğin beklenenin bir tık üstünde arttığı geldi. Ortalama gelir endeksi 1,4 beklenirken %1,41 geldi. Bu çok farklı değil. İkramiyeler hariç ortalama gelirler 1,9 %1,9 artı beklenirken 1,7 geldi. Burada çok büyük bir sapma yok ama en nihayetinde veriler kötü geldi. Özellikle işsizlik konusundaki veriler ciddi manada kötü geldi. Geçen günlerde de Almanya'dan Euro bölgesinden bu reel sektör verileri kötü gelmişti. İşte mevcut koşullar endeksi bilmem ne falan hani anketine dayalı veriler iyi geliyor Avrupa bölgesinde. Ama reel manada bunlar ankete dayalı şeyler yani veriler. Reel manada veriler çok kötü geliyor. Avrupa bölgesinde de İngiltere'de de beklenenden daha kötü geliyor. Hemen peşinden 15.30'da gelen Amerika verileri yani reel sektörün verileri çekirdek perakende satışlar %5,5 beklenirken %12,4 artışla geldi. 4,7 beklenirken 11 ile geldi. Bunu da kim nasıl tahmin ediyorsa bunu da anlamadım ben de hiç alakası yok. Ama sonuca bakalım yani tahminle ilgisi yok tabii. Kim nasıl şey yapıyorsa bilmiyorum o. 8 beklenirken 17,7 geldi perakende satışlar. Yani işin esprisi bir tarafa en nihayetinde Amerika verileri çok sert şekilde düzelmeye başladı. Özellikle reel sektör verileri. Perakende satışların çok ciddi şekilde yükseldiğini görüyoruz. İşte işsizliğin çok ciddi şekilde düştüğünü görüyoruz. Reel sektördeki birçok şeyi Avrupa'ya, İngiltere'ye ya da diğer gelişmiş ülkelere göre hatta Çin'e göre de çok hızlı bir şekilde Amerika hallediyor. Yarısını çok hızlı bir şekilde sarmaya başladı. Hal böyle olunca da bu sefer güven meselesinde problem olmasa bile dolar endeksinde bir güçlenme yaşanmaya başladı burada. Çok normal çünkü veriler iyi geliyor. Bu seferki dolar endeksindeki güçlenme şeyle ilgili değil, panik satışıyla, piyasanın bozulmasıyla ilgili değil. Yani onu da çok net anlıyoruz. Zaten piyasa bozulmuyor. Piyasa iyimsere doğru hareket ediyor. Borsalar yukarı yönlü hareketine düzeltmeleri yapa yapa işte iki ileri bir geri, iki ileri bir geri şeklinde de olsa yukarı yönlü hareketini devam ediyor. Ayrıca dönüp 10 yıllık tahvillere baktığımızda da 10 yıllık tahvillerde de aşağıda yukarıda trendi test etmişti. Trendi kıramamıştı, kısa trendi. Onu hatırlayacaksınız. Kısa trendi test ettikten sonra aşağı yönlü bir hareket yapmıştı. Burada da 0,55 hedefli çalışır. Bu bölgede karar verecek demiştik.
küçük de olsa yukarı yönlü bir ivme gösterdi. Bu yukarı yönlü hareketini devam ettirecek manasında söylemiyorum. Bu grafiği şunun için gösteriyorum. Yani bu panik satışı olsaydı bu satışlar dolar endeksi dolara dönme maksatlı panikten kaynaklanıyor olsaydı burada 10 yıllık tahvillerin yani risk algısının düşmesiyle bir ilgisi yok. Bunu söylemeye çalışıyorum. Böyle olsaydı 10 yıllık tahvillerin duraksama hatta bir miktar pozitif yukarı yönlü bir hareketini görmezdik. Bunun aşağı yönlü net şurada olduğu gibi aşağı yönlü net düşüşlerin geldiğini gördük. Yani millet Amerikan tahviline saldırıyor şeklinde bir yorum yapabilirdik. Şu anki görüntü o değil. Amerikan tahvilleri tahvil getiri eğrisi yataya bağlamış vaziyette. Endişeye mahal veren bir görüntü yok. Yani burada piyasanın panik yaptığına dair herhangi bir görüntü yok. Buradaki görüntü tamamen ABD verilerinin oldukça iyi gelmesinden kaynaklı dolar endeksinin güçlenmesi. Şimdi grafiksel bu temel analizimiz, işin içerisindeki temel analizimiz. Sıkıldı bunu silelim. Şimdi euro dolarda baktığımız zaman teknik açıdan incelediğimiz zaman şurada çok net görünüyor. Bir ova görüntüsü var. Ova henüz şöyle şey detayını da çizersek kabaca böyle bir yatay negatif eğimli, pozitif eğimli ova olmaz diye söylüyorum her seferinde. Ama bu yatay eğimli. Sağ omuz, sol omuzdan da yukarıda olmadığı için görüntü gayet mantıklı. İşte aşağı yukarı burası 1.12.20, 1.12 civarı diyebiliriz. Bu bölge aşağıya geçilirse o teknik manada kendini göstermiş olur. Teyit almış olur diyelim daha doğrusu. 1.12 aşağı doğru kırılırsa o çalışma ihtimali yüksektir. Bunun hedefi de 1.10 civarı olur. O bunun boyuna göre hesapladığımız zaman. 1.10 civarında bir hedefi olur. Burada yine söylüyorum. Biraz önceki yoruma sadık kalarak şu anki görüntüye göre işte salgınla ilgili ilave bir gelişme olmazsa buradaki güçlenme dolar endeksiyle ilgili tamamen dolar endeksiyle ilgili Amerikan verilerinin iyi gelmesiyle ilgili bir güçlenmeden bahsedebiliriz. Burada euro doların eğer aşağı yönlü hareketi devam eder ve bir onu test etmek isterse ondan bahsediyorum. Bu düşüş, euro dolardaki bu düşüş piyasanın bozulmasına delalet bir düşüş değildir. Genelde hani euro dolar iki şekilde düşer. Birisi doların endeks açısından sadece verileri iyi geldiği için normal akışta da böyle şu anki durum için söylemiyorum sadece. Verileri iyi geldiği için, ekonomisi düzeldiği için dolar kendisi güçlenebilir. İkincisi de piyasada bir panik havası eserse o panikten faydalanarak dolar güvenli liman algısını çalıştırır ve o taraftan güçlenmeye başlar. Şu anki güçlenme o değil. Aşağı yönlü hareketin devamını görürsek risk algısıyla ilgili bir güçlenme değil. Tamamen Amerikan verilerinin, Amerikan ekonomisinin hızlı bir şekilde yoluna girmesi, Amerikan ekonomisinin güçlenmesiyle ilgili bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Bunun ibarelerini de zaten borsaya baktığımız zaman çok net olarak görürüz. Şimdi dolar endeksi açısından euro dolar ya da sterlin dolar ya da USD CHF açısından majör paritalar açısından baktığımız zaman diğer webinarlarda da kısmen bahsetmiştik arkadaşlar. Piyasada çok önemli iki tane şu anda mesele var. Yani euro doların güçlenecek mi yoksa zayıflayacak mı sorusuna etki eden çok önemli iki faktör var. Bunlardan birincisi hep söyledik. Şu anda çok ciddi şekilde hissedilmiyor ama günü geldiği zaman hissedilecek diye. Ve en önemlisi aslında bence piyasada dolaşan paranın, dolar cinsinden paranın diğer paraların çok oransal olarak da çok üstüne çıkmış olması. Ha, piyasada sıcak para olarak şu anda belki dolaşmıyor ama bu para öyle ya da böyle bir şekilde piyasaya akmaya başlayacak. Nedir bu bahsettiğimiz para?
Fed'in işte 2,5-3 trilyon dolar civarında olan hacmini neredeyse 9 trilyon dolara, 8 trilyon doların üstünde bir miktara çıkarmış olması. Tabii ortalıkta bu kadar büyük miktarda dolar bolluğu olunca dediğim gibi şu anda hissedilmiyor ve şu anda fiyatlanmıyor olabilir. Ama günü geldiğinde bu fiyatlanacaktır. Yalnız şu anda fiyatlanmıyor derken de tamamen de yok kabul edilmiyor. İşte euro doların pozitif fiyatlanmasının içinde bunun çok ciddi yeri olduğunu düşünüyorum ama tamamen buna bakılarak bir fiyatlanma olmasına henüz daha geçilmedi. Yani o konu %100 performansla fiyatlanmıyor diyelim. Birinci etken bu. İkinci etken ise işte kısa süre önce atlatılmaya çalışan daha doğrusu salgının etkilerini Amerika'nın çok hızlı atlatması. Diğer ülkelere göre çok hızlı atlatması. Bu da dolar endeksini güçlendirici yönde ciddi bir baskı yaratıyor. Yani iki tane unsur var. Dolar endeksi, euro dolar üzerinde konuşursak zaten euro doların değerlenmesi ve zayıflaması doğrudan dolar endeksine etki ettiği için euro dolar üzerinde değerlendirebiliriz bunu. Piyasa eğer Amerika'nın bastığı paraların bu kadar para ne olacak abi demeye başlarsa euro doları çok ciddi şekilde yukarı tetikleyecektir. Birinci unsur bu. İkinci unsur da diğer ülkelerin hiçbirinde olmadığı kadar hızlı bir şekilde Amerika'nın sorunları sırasıyla halletmesi. İşsizlik, ekonomi, perakende satışlar, enflasyon. Hangisini söylerseniz söyleyin bunları yani hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmamış gibi tekrar eski hayatına döndü demiyoruz ama diğer ülkelere göre çok hızlı hallediyor. Bunun için finansal altyapısı müsait, kadroları müsait, toplumun yapısı buna müsait. Yaşam standartları ve yaşam durumu, sosyolojik yapısı da buna müsait. Dolayısıyla Amerika'da bunu bir fırsat değerlendiriyor. Elindeki durumu çok iyi değerlendiriyor ve sorunları çok hızlı bir şekilde hallediyor. Bu da dolar endeksini güçlendirmeye yönelik yani euro doları aşağı yönlü baskılayıcı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeptendir ki iki tane büyük unsur olup bu iki unsurun da birbiriyle şimdilik en azından gelişememesi sebebiyle eskiden beri söylediğimiz şeyin gerçekleştiğini görüyoruz. Yani yukarıda haftalık ya da aylık trendde baktığınız zaman yukarıda majör düşüş trendinin yukarı yönlü kararlı bir şekilde kırılabilmesi için bunlardan birisinin yani para meselesinin piyasada dolaşan büyük miktarda paranın diğerini çok ciddi şekilde diğer unsuru çok ciddi şekilde baskılaması gerekir. Ama o zaman bu zaman değil. Yani bunu baskılayabilmesi için Avrupa bölgesinin, İngiltere'nin, diğer ülkelerinde bu salgın hikayesinin etkilerini üstünden atmış olması lazım. Yani hani aşağı yönlü baskılayan Amerika varken ortada diğer ülkelerin de buna yaklaşması lazım. Artık yani zaten piyasa şunu demeli ya. Zaten piyasada artık salgının etkisi kalmadı. Ne salgınıymış arkadaş? Yani işsizlikse herkes halletti. İşte iş gücüyse herkes halletti. Satışlarsa herkes halletti. Piyasanın ticaretinin olması, normale dönmesi ise herkes halletti. Dolayısıyla Amerika'nın diğer ülkelerden bir ayrıcalığı kalmadı dendiği anda bu trendin kırılması mümkün olabilir. O şu anda denmediğine göre yakın gelecekte, hani birkaç ay gelecekte de denebilecekmiş gibi görünmediğine göre de bana göre bu trendin şimdilik yakın gelecekte en azından birkaç aylık, daha önce de söyledim, en azından yıl sonuna kadar bu trendi yukarı yönlü kırılmasını ben şahsen beklemiyorum. Aşağı yönlü hesap ettiğimizde de işte aşağıda da çok önemli destekler oluştu. 1.08, 1.0750 deste, işte 1.0850, 1.0750 deste şu bölge çok önemli bir destek oldu. Bunun da altında şu an için neredeyse geçilemez denebilecek
1.05 desteği var. Bu da zaten daha önceki minör kanalın alt bölgesine geliyordu. O bölgeyi de aşağı yönlü kırmasını gerektirecek bir durum yok. Çünkü yani evet, Amerika ekonomisini diğer ülkelere göre çok hızlı düzeltiyor, bunu biliyoruz. Sorunları çok hızlı hallediyor, bunu biliyoruz. Diğer ülkelere göre mali yapısı eskiden de çok güçlüydü ve bu gücünü çok doğru kullanıyor, bunu da biliyoruz. Ama işte öbür soru devreye giriyor. Yani bugün konuşulmayan ama yarın öbür gün mutlaka konuşulacak olan Fed'in büyümüş 9 trilyona yaklaşan bilançosu ne zaman fiyatlanır abi hikayesine gelir. Bu tedirginlik euro doların aşağıya kırılmasını engeller. Yani bir nevi terazi gibi, işte ya da tahterevalli gibi, anlık olarak bir taraf etkili oluyor, o tarafa doğru yöneliyor. Yani euro dolar yükseliyor ama terazinin ya da tahterevallinin diğer tarafı sonsuza kadar yükselmesine müsaade etmiyor ve bir yerde ağırlığını koyuyor ve bu sefer öbür taraf ağır basmaya başlıyor ve karşılıklı gitgeller sürüyor. Bu gitgellerin bir müddet daha süreceğini düşünüyorum ben. Yine geçen gün söylediğimiz şeyin tekrarı olacak belki ama yine aynı şeyi söylüyorum. Hani aşağıda 1.05, yukarıda da 1.18, belki geniş bir bant aralığı olacak ama bu alımlarda aşağıda 1.05'e dayanabiliyorsanız, satışlarda da yukarıda 1.08, 1.0850 seviyesine dayanabiliyorsanız, bence euro dolarda işlem yapmaktan hiç korkmayın derim. Buna göre işlem büyüklüğünüzü ayarladıktan sonra mesele yok. Tabii burada doğru olan senaryo, yani eğer iddia ettiğimiz senaryo bu doğrultuda gidecek ve siz de buna inanıyorsanız, hani mantık olarak, stratejik olarak söylüyorum, yukarıya yaklaştığında ısrarlı bir şekilde almak yerine yukarıdan küçük küçük satmak, aşağıdan küçük küçük almak daha değerli bir stratejiymiş gibi duruyor şimdi. Geçen sefer söylediğimize yakın bir akıbet bizi bekliyor yalnız. Onu da söylemeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik bu trendi, yukarı yönlü, bu kırmızı trendi yukarı yönlü kırmasını beklemiyor olsak bile, eninde sonunda aşağının kırılması yerine, hani çok uzun zamandır, 2-3 yıldır takip ettiğimiz bir mavi bant vardı. Eskiden beri takip eden arkadaşlar bu bandı hatırlarlar. Orada da söylemiştik, bu bant aşağıya değil, çok yüksek ihtimalle yukarıya kırılacak demiştik. Ve o bant kırıldı, işlemini yitirdi. Burada da öyle olacak. Yani majör paritelerde, özellikle euro dolarda olacak demeyelim de olmasını bekliyoruz diyelim ya da yüksek olasılık diyelim. Bu trend bir düşüş trendi olduğuna göre ve ileri yönelik henüz konuşulmayan ama potansiyel tehlike olarak karşımızda duran FED bilançosu da gündemde olduğuna göre, bu daralan üçgenin, şu mavi ve kırmızı, mavi 1.0850'de ama öyle değil de bunu 1.05'e taşımış olalım aşağıya. Şöyle yapalım. Yani şu bölge, şuradaki daralan üçgenin içerisindeki hareket bana göre bir müddet daha devam ettikten sonra bu üçgen aşağıya değil yukarıya kırılacak çok büyük ihtimalle. Ve işte bunun sebeplerini saydık. Bir kere aşağıya kırılmasının sonra ileride ne olur onu bilmiyoruz. Çok ileride ne olur onu bilmiyoruz. O ayrı bir hikaye ama bu orta vadede mavinin değil kırmızının yukarı yönlü kırılması bana göre çok daha mantıklı geliyor. Önümüzdeki yıl olabilir belki bu. Ben yakın gelecekten bahsetmiyorum. Hani birkaç aylık gelecekten bahsetmiyorum. Birkaç aylık geleceğe zaten parite yataya bağlayacağını düşünüyoruz dedik ve o mevzuyu kapattık. İlerleyen dönemlerde bu parite şu kırmızı kanalı, kırmızı çizgiyi daha doğrusu, kırmızı trend çizgisini yukarıya doğru kırdığında ilk hedefi eski yakın zirvesi şu bölgeler 1.25 civarı olmalıdır. Onun için burada ilerleyen dönemlerde şimdilik yukarıdan sat aşağıdan al gibi olsa da bu üçgen daraldıkça yukarıdan satmaktan vazgeçmek, mümkünse düşüşleri aşağıdan alım şeklinde kullanmak.
bence daha tedbir açısından daha önemlidir. Daha sağlıklı olacaktır ve daha güvenli olacaktır. Yukarı yönlü kırılacağını düşünürsek bu seviyelere çok uzun bir süre tekrar gelemeyebiliriz. İlk dediğim gibi burada ilk durak 1.25 civarı olacaktır. Onu bu çizgi kırılırsa kırıldıktan sonra bakar değerlendiririz. Petrol bir müddet daha düşüşüne devam ediyor şimdilik. Borsalarda düzenli olmuş. Petrolün şey endişesi dediğim gibi Çin'le ilgili olan endişe çok derin devam edebileceğini düşünmüyorum bu düşüşünde. Aşağı yönlü hareket zaten borsalar bu hikayenin önünü kapattıysa piyasa bunu negatif borsalar açısından negatif fiyatlamaya devam edemiyorsa petrolün bu paniği de çok uzun sürede olabilecekmiş gibi durmuyor. Bu arada dikkatinizi çekmiştir sanıyorum. Ben Brent'le hani herkes görüyor diye diğer firmaların fiyatlamaları belki herkesin elinin altında olmayabilir ama Brent'le mukayese ettiğiniz zaman TİKMİ'deki BTI'ın arayı kapattığına ilişkin ciddi sinyaller almaya başladık. Epeydir ara kapanıyor. Yüzdesel olarak ama bu yani rakamsal olarak söylemek değil. Bir şunu söyleyeyim mesela işte grafikleri karşılaştığımızda diğer firmaların spot fiyatlamalarının grafikleriyle karşılaştırdığımızda da aynı görüntüyü göreceksiniz. Mesela şu yakın zirvemiz bu ayın 8'indeki yakın zirve kaçtı? 42 42 43 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Sağ tarafı göremiyorum bak. 42 50 43 civarındaydı. Evet. Şöyle bakalım. Yanlış bir sayı söylemiş olmayalım. Sırada gelmemeye çalışıyor. Evet 42.50. 42.50 civarındayken Brent VTI bizdeki VTI'de biz şurada zirveyi görmüştük. 14.80 15.02 hatta şurada 15.02 01 falan görmüştük. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu bölgeyi görmüştük. Bugün bu bölgeyi geçtik. Mesela Brent geçemedi hala o bölgeyi. Aynı bölgeler civarında yatayda gezindiğimiz zaman aradaki farkın kapanacağını daha önce de söylemiştik. Şu anda o süreci yaşıyoruz. Öyle görünüyor. Sebebi her ne olursa olsun bu tür düşüş çıkışlar aslında bizim için avantaj. Tabii gönül istiyor ki long pozisyonda olan arkadaşlar hepimiz alsın yukarıya devam etsin ama önce bu işin yukarıya doğru sert bir şekilde devam etmesi için önce bu aradaki farkın kapanması lazım. Biz şimdi Brent'ten mukayese ediyoruz ama mesele bizim hedefimiz Brent değil. Yine söylüyorum. Diğer firmalardaki spot fiyatlamaya ilişkin fiyatlardan bahsediyorum. Onlar 40 civarındayken biz 15'te kalıyorsak hani onlar 60'a gitsin ne olur? Biz 18-19'larda hadi bilemedin 20'lerde kalırız bu sefer. Beklediğimiz ve istediğimiz yükseliş o 2 dolarlık, 3 dolarlık, 5 dolarlık yükseliş tablosu değil ki. Yani 60'tan işlem almışsınız. 60'a ulaşmasını beklersiniz. Bunun için de öncelikli durumun bu aradaki farkın kapanması. Yani onlar 40 dolar civarında seyrediyorsa bizim de hiç olmazsa 37-38 dolarlara, 35 dolarlara çıkmamız öncelikli olandır. Yani yükselsin de nasıl yükselsin, elbette öyle ama yani petrolün yükselmesi aradaki farkı açıyor. İşte 40 dolar seviyesindeki bir petrol %10 yükseldiği zaman 4 dolar yükseliyor. 15 dolar seviyesinde olan bizim VTI ekranımız %10 yükseldiği zaman 1,5 dolar yükseliyor. Dolayısıyla aradaki farkı biz kapatamıyoruz. Böyle olunca o 4 dolar yükseliyor. Biz 1,5 dolar yükselince aradaki fark 2,5 anlık olarak hesap edersek 2,5 dolar daha yükseliyor. 2,5 dolar aradaki makasın açılması demek dönüp geliyorsunuz buradaki şeye tekabül ediyor. Yani oraya bir negatif baskı yapıyor. Buradaki swap'ın düzelmediğini görüyoruz. Yani buradaki swap o sebeple düzelemiyor. Aradaki fark kapandıkça bu swap düşecek. Kısmen de olsa düşecek. Bu swap düşünce aradaki fark daha hızlı kapanacak.
Ve o süreç birbirini tetikleyerek devam edecek. Yani çok o yolda şu anda daha küçük küçük ilerliyoruz. Bu ayın 20'sinde, her ayın 20'sinde olduğu gibi bu ayın 20'sinde kontrat değişimi bu sürecin bir miktar bir tık daha tetiklenmesinde faydalı olacaktır. Önümüzdeki ay bu aydan daha hızlı parayı kapattığımızı göreceğiz ama tabii ciddi bir swap işliyor. Bu derece ciddi swap işlerken de ya sağlık olsun bu ay olmazsa önümüzdeki ay, o ayda olmazsa bu yaz olmazsa önümüzdeki kış, önümüzdeki kış olmazsa önümüzdeki yaz diyecek durumda değil tabii insanlar. Onun için sürecin bir an önce hızlanmasını hepimiz bekliyoruz. Şu anda gidişat kötü değil. En azından bunu söyleyebiliriz. Farkın kapanması doğrultusunda bizim işimize gelen hareketleri yapıyor. Yani bu şekilde yataya bağlayan bir petrol bizim işimize gelir açıkçası. Dediğim gibi işte ama burada şeye dikkat etmek lazım. Yani o konuda da ne yapılabilir onu bilmiyorum. Herkesin hesabı farklı ve herkesin kendi hesabını yapması çok şey önemli mutlaka ama swap işlerken hani yataya bağlasın ama varlığı arttıramadığımız için bir taraftan şeyden gidiyor, kasadan gidiyor ve bu da mevcut işlemleri riske sokar hale getiriyorsa ona dikkat edin. O doğrultuda işte bilmiyorum artık yani hani kritik seviyelere taşımayın pozisyonlarınızı. Yani kısmen de olsa şey fonlama mı olur nasıl olur onu bilmiyorum ama hani daha önce 8'e dayanmış pozisyonlar şu anda yükselmesine rağmen ona dayanmaya olabilir mesela. Yani 10 gibi bir risk var mı? Yani şu mevcut koşullar altında öyle bir risk görünmüyor. Yani ama yani mevcut durumlarda 6.70'te görünmüyordu ve geldik gördük orayı. Yani hani işlemleriniz bu kadar kritik süreci atlattıktan sonra yani çoğu gitmiş azı kalmış pozisyondayken şey olmasın herhangi bir kazaya uğramayın diye hatırlatma gereği hissediyorum. Bu arada sorularınız varsa bugün bağlantıyla ilgili bir problem oldu herhalde arkadaşlar değil mi? Yani öyle diye şey yapıyorum. Başlangıçta bağlanmakta biraz zorlandı. Sonra bağlandı. Onun için bu artık teknik aksilikler benimle özdeşleşti. O konuda kusura bakmayın. Çok böyle teknoloji şeyi canavarı birisi değilim. Beceremiyoruz çok fazla işte elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Olduğu kadar. Neyse bu konu ya da başka konuyla ilgili sorularınız varsa şimdiden yazın. Gelen soruların bazılarını mevzunun içinde cevapladım sayılır zaten ben. Ama özel yani özel derken hani bu konuyla ilgili olmasa da konunun içeriği ne olduğu çok önemli değil. Forex ile ilgili olduktan sonra yazarsanız şeyin sonunda da sohbetin sonunda da cevaplamaya çalışırım. Piyasanın genel yorumuyla ilgili söyleyeceklerimiz arkadaşlar kabaca bu şekilde diyebiliriz. Bunun dışında egzotik paralarla ilgili kendi ülkemizle bir kısa yorum yapıp diğer konuya geçelim. Egzotik paraların şu anki seyri diğer majör paritelerden çok da farklı değil. Yani şu anki görüntü Türkiye yani TL de buna dahil, Güney Afrika randı da buna dahil. İşte nasıl ki sterlin ve euro dolar belli bir bant içerisinde sıkışıp belli bir bant hareketi yapıyorsa yani bu bant ne kadar geniş olursa olsun egzotik paralar gelişmekte olan ülkelerin paraları da bu doğrultuda hareket ediyor. Şimdi görüntü o ama tabii özellikle endekslerin
ve major paralarında olduğu gibi hani hiç kimse bu salgın sürecini aklından çok hızlı bir şekilde silemeyeceği gibi egzotik paralar da bu süreci çok hızlı bir şekilde üstünden atamıyor. En küçük bir tedirginlikte egzotik paralar değer kaybetmeye devam ediyor. Bir müddet daha bunun bu şekilde gitmesi açıkçası normal. Egzotik paralarda sadece TL'de değil, Güney Afrika randında da çok hızlı bir değerlenme ben şahsen beklemiyorum. Evet, birileri iki geri şeklinde piyasa iyimsere gittikçe bu para çıktığı da kısmen fazla ucuzlamış olmanın verdiği avantajla biraz durumunu iyileştirmeye yönelik hareketler yapabilir. Ama onun ötesine geçemez diye düşünüyorum şimdilik. Egzotik paraların çok rahatlaması için ciddi miktarda para akışı gelmesi lazım o ülkelere. Bunun için de risk algısının çok ciddi şekilde rahatlamış olması lazım. Henüz yakın vadede böyle bir rahatlamayı ben şahsen beklemiyorum. Zaman zaman piyasa iyimserliğe doğru hareket etse de yani şimdi şurada genelde yapılan şöyle bir yanlış var arkadaşlar. Onu düzeltmek lazım. Hani televizyonda bile bunu ciddi yorumculardan duyuyoruz. Çok katılmıyorum ben ona. Risk algısının sadece Amerikan borsa endekslerine yönelik işte risk iştahı düzeldi, risk iştahı bozuldu derken Amerikan borsa endekslerine bakarak bunu söyleyemezsiniz. Yani risk iştahı doğrudan egzotik ülkelerle ilgilidir. Amerika'daki şey olsa olsa piyasa iştahı diyebilirsiniz. Yani zaten cümlenin başında Amerika geçiyorsa bunun yatırımcı tarafından riskli grupta değerlendirilmediğini geçtiğimiz süreç içerisinde gördük. İşte ya Amerikan borsası değil mi deniyor geçiyor en nihayetinde. Ne oldu? İşte bu kadar sıkıntının sonunda bir de hiçbir şey yokmuş seviyelerinde işlem görmüyor. Hiçbir şey yokmuş seviyelerinde neredeyse fiyatlanmaya devam ediyor. Dolayısıyla yani bu borsaların ya da şirketlerin gücünden kaynaklanmadığını hepimiz biliyoruz. İşte yani Dow Jones'taki şirketler çatır çatır zarar ederken, çatır çatır devlet desteği istiyoruz diye bağırırken Dow Jones endeksinin nerelere geldiğini görüyoruz. Şu anda 26.300, 26.350 seviyelerinde. Yani hani tarihi rekoruna neredeyse %10, %15 yakın. Bu çok hezimet bir durum değil. Nasdaq'a bakarsanız tarihi zirvelerini bugün neredeyse tekrar test etti. 10 bin seviyesini bugün tekrar test etti. Geçenlerde bir hafta 10 gün kadar önce 10 binin üstünde kapanışlar yapmıştı. Orada tutunamadı. Bir müddet aşağıya geldi ama Nasdaq şov yapmaya devam ediyor. Evet dedik o yani oradaki hikaye farklı bir hikaye ama her ne olursa olsun geçirilen süreçte çok sıradan çok olağan bir süreç değildi. Buna rağmen borsa endeksleri düştüğü yerden çok hızlı toparlanmayı becerdi. Demek istediğim buraya bağlayacağım yer şu. Bunun risk iştahıyla falan ilgisi yok. Bahsettiğimiz endeks borsa endeksi ve Amerika'nın borsa endeksi. DAX 30'du bilmem neydi işte ya da Türkiye'deki borsa endeksinin de buna katılıyor olması kerameti kendinden menkul borsalar olduğunu göstermez ki. Yani Amerika borsaları hep sürükleyici olmuştur. Amerika borsalarının değer kaybettiği bir yerde egzotik ülkelerdeki borsaların değer kazandığını düşünmek mümkün mü? Hayır, öyle değil. Dolayısıyla borsa bu işin göstergesi değil. Yani Amerikan borsası borsaları sürüklemeye yetiyor. Tek başına sürüklemeye yetiyor açıkçası. İşte bugün Uzak Doğu'dan gelen iyi bir haber. Uzak Doğu seansıyla beraber yeşillenen ümitleri, yeşeren ümitleri peşinden Amerika seansında, Avrupa ve Amerika seansında takviye ettikten sonra borsalar şov yapıyor. Ama bu değil. Yani piyasanın düzelmesi, borsaların düzelmesiyle ilgili değil. Piyasaların düzeldiğini, egzotik ülke paralarının hadi bizi geçtik, Güney Afrika randının
17'li seviyelerden 14'lü seviyelere, hatta belki 13'lü seviyelere geldiğini görmemiz lazım. Yani o zaman piyasalar düzeliyor diyebiliriz. O zaman bunu söyleyebiliriz belki. Şu anda henüz öyle bir görüntü yok. En azından gelişmekte olan ülkeler açısından şu an için öyle bir görüntü yok. Diğer mevzuya gelelim arkadaşlar. Bu konuda piyasanın gündemi, görüntüleriyle ilgili. Diğer mevzu, dediğim gibi o mevzuyu çok uzatmayacağım. Hani sinyal meselesiyle ilgili görüntü. Ya ben bunu defalarca söyledim. Bizim Facebook grubunda olan arkadaşlar bunu çok iyi bilirler. Çok fazla mesaj gelmeye başladı. İşte piyasalar genel olarak çok hızlı hareket ettiği için bir de bu tür çakallara gün doğdu. İşte DAX sattım, şuradan sattım, bu kadar kar ettim, buradan aldım, şu kadar kar ettim. Ya bunların hepsi hikaye olduğunu hepimiz biliyoruz. Kendi kendinizi bu konuda inandırmayın. Ya şimdi daha önce de defalarca söyledim. Bu kadar becerikli bir adam yani niye tutsun aylık 50 dolara ya da 50 liraya ya da 100 liraya fiyatı ne olursa olsun sinyal satma gereği hissetsin ki? Yani bu kadar beceriyorsan DAX'ta, Nasdaq'ta, Dow Jones'ta, S&P'de fark etmez. Neyde olursa olsun. Yani bu kadar iyi işlem yapmayı, her açtığını kâra geçirmeyi ve çok ciddi işte 1000 dolara, 5000 dolara, 5000 dolara, 15000 dolar kazanmayı beceriyorsa niye uğraşıyorsun ki kardeşim millete 50 liraya, 100 liraya, 50 dolara sinyal satmayla? Bas parayı. Zaten param varmış, ne güzel. Bas parayı. Doldurmuş yani akan musluktan doldur testini. Niye uğraşıyorsun benle? Bana sinyal satacaksın, Ahmet'e sinyal satacaksın, Mehmet'e sinyal satacaksın. Yani bu mevzu kendi içinde zaten çok ciddi şekilde çelişiyor. Ayrıca atılan ekran görüntüleri de bana atıyor arkadaşlar. Yani ya şimdi şurada bir demo hesap açsak, işte ya bu demo hesabının içerisinde 50 tane aynı pariteden adam bakmış, işte euro dolarda işlemi, kapanan işlemini görüyorsunuz ya da açık işlemini görüyorsunuz. Euro dolarda 1.12.55'ten, 1.12.56'dan atıyorum mesela şu anki seviyeden 5 lot almış. Kardaki işlemleri gösteriyor ya size. 1.12.54'ten 5 lot daha almış. 1.12.57'den 5 lot daha almış. E arkadaş problemli misin sen? 15 lot almak istiyorsan 15 lot diye tık diye bas. Niye? Adam 5 lot bir alıyor, bir satıyor, bir alıyor, bir satıyor, bir alıyor, bir satıyor. 30 tane işlem yapıyor. Bunun 15'i alış yönünde long pozisyonda, 15'i short pozisyonda. Hangi taraf kâra geçerse, ekranda mavi göstermek istiyorsa, hesap geçmişinde mavi göstermek istiyorsa kârdakileri kapatıyor, size hesap geçmişini dayıyor. Mevzu bu kadar. Yani açılan işlemin şekli bile buram buram sahtekarlık kokuyor. Yani bir pi parayla, yarım pi parayla, yani 5 lot, 5 lot, 5 lot seri şekilde işlem mi açılır? Elini tutan mı var? 50 lota kadar bu sistem izin veriyor. Bazı paritelerde 100 lota kadar izin veriyor. Niye 15 lot açmıyorsun? 25 lot açmıyorsun da 5 lot 5 lot çıkıyorsun? Yani öyle değil ki bu. Ekranda kalabalık yapmak mevzu. Yani bunun tamamen ilkokul çocuğunu kandırmaya yönelik hareketler olduğunu herkes görebilir. Yani bu değil ki. Şimdi dediğim gibi şurada demo işlemde açsak yani bir webinarda yaparız hatta bunu. Yani webinarın sonuna kadar, dünya kadar, eğer mesele mavi göstermekse dünya kadar mavimiz olur. Yani en azından yarısı kadar, yani ne kadar işlem açıyorsak. 50 tane açıyorsak bunun 25'i mavi, 25'i kırmızı olacak. Sizi ilgilendiren kısmı adam için kırmızı kısmı değil ki. Mavi kısmı, mavi kısmını kapatıyor, atıyor ekran görüntüsünü size. Ondan sonra ne olmuş? Amcam 20 tane işlem açmış, görünen o. Açık olanı göstermiyor tabii. 20 tane işlem açmış. 20'si de mavi. Büyük de paralar kazanmış. Ne istiyor bunun karşılığında? Gel sana da öğreteyim bunu diyor. Ne karşılığı? 50 lira karşılığı. Ulan yani niye öğretsin ki? Niye yapsın ki bunu yani? Hani siz olsanız yapar mısınız? 5000 dolar, 10.000 dolar, 15.000 dolar para basmak varken bir tarafta madem böyle bir kabiliyetiniz var. Niye yapıyorsun arkadaş? Benim cebimdeki 50 liraya, 100 liraya, 50 dolara ne ihtiyacım var? Benle niye uğraşıyorsun? Ben psikopat adamın tekiyim. Yani yarın belki kalkar laf söylerim. Yanlış sinyal verdim diye.
Niye benimle uğraşıyorsun ki? Madem bu işi çok beceriyorsun, zaten bu iş para kazanmanın en güzel yöntemlerinden birisi. Yani böyle bir işle uğraşmak varken dünyanın en sıkıntılı canlısıyla insanla niye uğraşsın insanlar? Yani arka yani hani bu mevzuyu çok uzatmaya gerek yok. Şey yapmayın, böyle şeylere tevessül etmeyin. Bu tür insanlara prim vermeyin. Şeyde neydi o? Twitter'da dünya kadar işte adam hani şey geçmişine baktığınız zaman zaten belli. Adamın ya da kadının son günlerde bir kadın meşhur olmuş. Herkes onu atmaya başladı. İsmini söylemeyeyim. Şimdi bir de reklamını yapmıyorum burada. Bir sürü tweet atıyor. Ben büyüğüm, ben şöyleyim, ben böyleyim. İyi büyüksün abi. Yani büyüksün ne olacak? Ama enteresan bir şey var. Şöyle bir durum var. Yani kadının her attığı tweet anında geliyor. Yorumlara baktığınız zaman söylüyor. Millet bunu takip ediyor. Yani işte mesela şöyle yorumlar var. Ya alarmım var diyor adam. Uyarı sizden gelen mesela işlem yakalayacak ya. Yani her şey zamanında geliyor ama açılan işlem zamanında gelmiyor diyor. Yani işlem bildirisi. Ya kaçırıyoruz hep işlemleri diyor. Arkadaş saf mısın ya? Sen işlemi kaçırmıyorsun. Hatun iş bittikten sonra atıyor o tweet'i. Ya bir saat sonra atıyor. Sen de bir saat sonra görüyorsun. Ya hani böyle amatör amatör hatalara lütfen düşmeyin. 500 dolar da olsa, 100 dolar da olsa, 1000 dolar da olsa yani insanlar 50 lira kazanmak için son derece acımasız olmuşlar. 50 dolar kazanmak için insanların 1000 dolar zarar etmesine, 5000 dolar zarar etmesine, 10 bin dolar zarar etmesine neredeyse göz yumuyorlar ya. Yani bu kadar şey yapmayın. Amatör hatalar yapmayın lütfen. Çok dediğim gibi bu konuyla ilgili eskiden beri çok konuştuk. Onun için sadece üstünden geçmeye gereği hissediyorum. Çok da uzatmanın da bir gereği yok. Yapmayın bu tür hatalar. Bu tür insanlara da prim vermeyin. Gerek yok böyle şeylere. Biliyorsanız kendiniz yapın. Bilmiyorsanız inandığınız, güvendiğiniz kişilerin televizyonda var, internette var, bir sürü insan var böyle. Sağlıklı yorumlarını takip edip bu yorumlardan bir takım sonuçlar çıkarmaya çalışın. Çıkartabiliyorsanız devam edin. Çıkartamıyorsanız yapmayın arkadaş. Herkes de her şeyi yapacak diye bir şey yok ki. Yılların tecrübesi insanlar işte petrol gibi işte mesela ya bir işte yanlışı düşüyoruz. Yanlış derken hani kim bekliyordu böyle Covid salgını bilmem ne öyle olacak böyle olacak. Yani Kasım ayında, Aralık ayında, Eylül'de geçen sene bunlar söylense kim inanırdı? Petrol 6-70'e düşecek. Bir salgın olacak, bütün dünya eve kapanacak, kimse kafasını dışarıya çıkarmayacak. Ya bu inanılabilecek bir senaryo mu? Ya da varsayarak, böyle bir senaryoyu varsayarak hesap edebilir misiniz? Şunu söylemeye çalışıyorum. Hani yani piyasadaki en tecrübeli insanlar bile bu kadar sürprizlerle karşılaşıp açığa düşerken ben bu işi yaparım abi deyip atlayıp da işte 1000 dolarlık varlıkla 10 lot, 20 lot, 50 lotluk işlem var bunlar. Yazık paranızı eritecek şeyler bunlar. Göstere göstere kaybetmeyin paranızı. Benim bu konuda da söyleyeceğim bundan ibaret. Sorulara geçelim. Çok da fazla bir şeyimiz kalmadı zaten bir saat oldu. Biren Fatma Hanım şey demiş. Bülent'i açtıklarını biliyorum. İTA'yı ne zaman açılacak? Ya İTA'nın böyle çok yakın bir gelecekte açılmayacağı çok aşikar. İTA'nın açılması için bu fiyat farkının mümkün olduğu kadar kapanması lazım. Girent'le değil. Ya tabii önünde ekranı olmayan, başka firmaların ekranı olmayan, vadeli fiyatları takip edemeyen ya da vadeliden spota 1 aylık, 2 aylık kontratlardan dönen diğer firmaları takip edemeyen arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı Brent'le takip edebilirler. Brent de bu aranın kapanması lazım. Yani en azından ciddi bir kısmı kapanması lazım. Şu anda kabaca 39.51'sin dersek, 14.51'sin dersek 25 dolar civarında bir fark var. 25 dolarlık bir farkla bu kontratlar işleme açılmaz. Biraz yatayda öyle ya da böyle bu arasındaki fark kapatılacak. Yani ben bunu daha önce defalarca açıkladım. Tekrar tekrar açıklayıp arkadaşlar da
kalabalık yapmayalım. Yani mevzu sistemin ilerlemesi ile ilgili teknikte bir mevzu. Ya kapanmazsa gibi bir soru yok. Burada mutlaka kapanacak. Ha, ama bu ay kapanacak. Ama önümüzdeki ay kapanacak. Bu aradaki fark mutlaka kapanacak. Bu bir tahmin değil. Bu matematiksel bir gerçek. Bu aradaki fark kapanmadan VTI işlemi açılmaz. Çünkü VTI'nin işlemi açılması bizim için şu anda tek bir de işlem yapan arkadaşlar için, 14.70'ten petrol alan satan arkadaşlar için iyi de bir haber değil aslında bakarsanız. Sebebi şu, dediğim gibi bu mevzu uzun ama çok kısaca özetlemeye çalışayım. Bu şekilde VTI açılırsa herkes alyata başlar. Yani pozisyonu 14.85'ten alıp saklamaya başlar. 14.85'ten alıp gece taşınan, gün içinde açılıp kapanmayan, gece taşınan pozisyonlar çok yüksek miktara çıkmaya başladığı an buradaki swap'ın çok ciddi şekilde yükseldiğini görürsünüz. Yani niye? Fiyat sağlayıcı salak değil ki. Yani 14.70'ten size şey versin, dünya kadar adam pozisyonunu taşısın 25'ten 30'dan 35'ten, çünkü karşısında bir şey var. Yani piyasa eşleşmiş olarak aynı fiyatları gösterse sorun yok belki, ama piyasanın önünde şu anda bir mesela 40 dolar gibi bir mukayese fiyatı var. Yani hepimiz nasıl şimdi diyoruz ya, hani bu fiyat eşleşecek kardeşim. Birbirine çok yaklaşmak zorunda. Başka bir şansı yok yani, yaklaşacak. Ne zamana kadar yaklaşacak? En kötü ihtimalle biz aralık kontratıyla çalıştığımıza göre en kötü ihtimalle 2 ay öncesi, aralığın 2 ay öncesi. Çünkü 2 aylık kontratla çalışanların şu anki fiyatlarını biliyoruz. Demek ki 10. ayda en kötü ihtimal söylüyorum. Yani hani hiçbir şey olmasa, her şey yerinde dursa, petrolün yükselmesini, düşmesini, yataya bağlamasını, bu iyimser hareketlerin hiçbirinin olmadığını kabul edin. En kötü ihtimalle 10. ayda bu fiyat eşleşmesini görmüş olmamız lazım. Yani matematiksel gerçek bunu söylüyor. Dolayısıyla böyle bir şey varken bu tür taşıma pozisyonlarını riske ederek petrolün açacaklarını ben bu fiyatlarda düşünmüyorum. Sadece fikir yürütmek açısından söylüyorum. Tahmin ediyorum ki bu sadece benim fikrim, böyle bir söylemi yok. Böyle bir şey yok. Ben sadece fikir olarak söylüyorum. 20 dolar civarında falan açılabilir belki petrol. Yani VTI 20 dolar civarındayken hani o da niye 20 dolar? Özellikle özel bir seviyesi var? Hayır. Yani biraz o düşecek, biraz o çıkacak, biraz o düşecek, biraz o çıkacak falan derken o seviyelerde 3 aşağı 5 yukarı o seviyelerde sakinlik yaratılmış olabilir. 20 doların altında VTI'nin açılması benim için büyük sürpriz olur. Sema Hanım altın gümüş rasyosunu sormuş. Sema Hanım, bir esnasında, webinar esnasında çok sıkıcı olabilir. Ben gruptan da atayım. Enteresan bir durum varsa onu da önümüzdeki webinarda birebir değerlendirelim, ama önce bir çalışmayı yapalım. Şimdi hani 3-5 dakikada olsa o çalışmanın üstünde şey yaparken burada bekleyen arkadaşları sıkmış olmayalım. Ama o söz onu gruptan atayım. Enteresan bir durum varsa da şeyden çalışalım bu zamanı. Bir tane JP'ye şeyi vardı. Onu da unutmuş değilim. Onu da bir başka arkadaş istemişti. O ikisini beraber önümüzdeki yarın biraz kalabalık bir gün olacak. Yarın olmayabilir, söz vermeyeyim, ama Perşembe günü webinardan önce atmış olurum en kötü ihtimalle. Bugün akşam fırsat bulabilirsem bugün akşam da çalışıp atarım. Bir başka soru. Bu ay VTI swap'ta bir gelişme olur mu sizce? Bu aydan kasıt ne onu bilmiyorum, ama işte 20'sinden 20'sine kontrat değişimi oldu. Ali sormuş. 20'sinden 20'sine kontrat değişimi olduğunu düşünürsek şu an için bu ayın 20'sine şurada 4 gün kaldı. Swap'ın kesilmesine yönelik çok iyimser, yani evet işler kötüye gitmiyor. Çok net. Dediğim
dediğim gibi yataya bağlaması bizim açımızdan çok büyük bir avantaj. Ama şu sıvadın, İslami hesap dışında olan sıvadın şurada küçüldüğünü görmeden bizdeki İslami hesaptaki sıvadın kalkmasını ya da ciddi şekilde küçülüyor olmasını beklemek çok doğru olmayabilir arkadaşlar. Ben bu önümüzdeki, yani bugün ayın 16'sı olduğunu düşünürsek, önümüzdeki 3-5 gün, 10 gün içerisinde bu sıvadın sorun olmaktan çıkacağını düşünmüyorum. Yine benim fikrim, yine teknik tarafından verilmiş herhangi bir tarih olmamakla beraber benim fikrim bir ay daha, yani toplamda 3 ay civarında swap ödeyeceğimizi düşünüyorum. Bunun 1,5 ayı geçti. İşte hatta 1,5 aydan biraz daha fazlası geçti. Yani Temmuz 20 gibi falan daha mantıklı, daha makul, bizim için daha hoş karşılanabilecek sonuçlar swap konusunda sonuçlar olabileceğini düşünüyorum. En azından sorun olmaktan çıkacak ama tahmin ediyorum şey değil, swap yani en azından bir müddet daha sıfır swap olmayacak ama bu seviyelerde olmayabilir. Atıyorum işte 5 dolar olur, 10 dolar olur. Yani 1000 dolar için kastediyorum. Daha makul seviyelere inmiş olabilir. Bu ama yine altını çizerek söylüyorum. Bunlar tamamen benim fikrim. Gidişata göre değerlendirdiğimiz zaman işte yani Temmuz, 20 Temmuz civarında işin daha mantıklı hale gelmesini beklemek şey gibi, yüksek olasılıkmış gibi görünüyor. Bana göre yanılıyor muyuz, doğru mu tahmin ediyoruz onu göreceğiz ama yani zaten de yapacak bir şey yok. Hani çok fazla bir alternatif de yok. Burada swap ödemeyin diyorsanız işleminizi kapatıp çıkmanız lazım. O çok şey değil, mantıklı değil. Sebebi yine söyledim. Yani hiçbir şey yoksa önünüzde böyle bir gerçek var. Bakın petrolün 40 dolar gerçeği var şu anda. Ya Brent ya da WTI fark etmez. Önemli bu aradaki farkın tekrar tekrar dönüp aynı şeyleri konuşmayalım ama ya biz petrolün yükseleceğinden ya da düşmesinden şeyimiz yok. Yani en azından bu 40 dolar gerçeğini yakalamamız lazım. Yani şimdi swap hesap etseniz bile ayda 1,2 dolar swap sizden. Ya bu çok iyi bir şey değil. Swap iyi bir şeymiş gibi anlatmak için söylemiyorum ama işlemden vazgeçmek çok mantıklı değil. Ayda 1,2 dolarlık bir swap maliyeti var. Hani bunu 3 ay yeseniz 3,6 dolar yer. 3,6 dolar yapar. Bundan sonraki 3 ay bile yeseniz, şimdiye kadar olanı saymıyorum. Yani kötümser düşünüp 10. ay dedi ki hadi 4 ay diyeyim abartalım. 4,8 dolar. Hadi biraz daha abartalım 5 dolar. Şu anda neredeyiz? Varsayalım ki 15 dolar. 20 dolar maliyet olur bize. Yani anlatabildim mi? 5 dolarlık bir swap maliyetimiz olur. Ama karşınızda 20 dolar 40 dolara giden bir petrolde 20 dolarlık bir avantajınız olur. En azından bunu değerlendirmek lazım. Bunu kaçırmamak lazım. Bilmiyorum yani şey herkesin kendi tercihi ama bu seviyelerde ekran yani şeydeki görüntü, genel konjektürel görüntü, Brent ve diğer vadeli işlemlerin karşısındaki fiyatı karşınıza aldığınız zaman şu anki bizdeki VTI'yi karşınıza aldığımız zaman VTI işleminden swap yüzünden vazgeçmek bana çok doğru bir tercihmiş gibi gelmiyor. Yani evet çok sıkıntılı süreçler yaşattı petrol ama gidişatın ben çok olumsuz olmayacağı kanaatindeyim. Belki bir zaman alacak ama aşağı yukarı fonların çok ciddi bir kısmı petroldeki fonlardan bahsediyorum. Eğer teknik olarak yani finansman olarak da bir zafiyete uğramadıysanız şimdiye kadar bu fonların tekrar eski rakamları göreceğini düşünüyorum. Aradaki kayıp sadece bir zaman kaybı olacak. Yani az şey değil. Evet belki bir senemizi yemiş olacak ama yapacak da bir şey yok. Yani sağ salim atlattık. Buna şükür demek. Ya işin belki olumlu tarafından bu şekilde bakılabilir diye düşünüyorum. Ali son soru sormuş. Endekslerle yorum yaptınız mı? Yani evet piyasa gelişmesiyle ilgili bir yorum yaptık Ali ama o uzun bir mevzuydu. Onu şimdi dönüp tekrar
şey yapamayız. Birkaç gün içerisinde bunu videosunu TikTok'un kanalına atarlar. Oradan takip edebilirsin. Bugünlük de bu kadar. Arkadaşlar, her katılan arkadaşa çok teşekkür ederiz. Perşembe günü bu haftanın ikinci webinarında yine akşam saat 6'da buluşmak üzere diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Elinize ayağınıza sağlık arkadaşlar. İyi günler, bol kazançlar.